Hepinize iyi akşamlar. Yolhancı ben Yolcu'dan. Bir başka videoyla tekrardan karşınızdayım. Umarım görüşmeyeli diğer videodan bu yana iyisinizdir. Çok şükür bizim de sağlığımız, sıhhatimiz şu anlık yerinde. Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde olsun da onun dışındaki her şey zamanla düzelir. Bozuk olsa da. Videoma başlamadan evvel ufak bir hatırlatma yapayım. Videomuza geliyorsunuz. Eğer halen abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve videonun sonunda en azından beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü aslında konuşmak istediğim konu HGS, OGS motosiklet sorunsalı. Bilgisi olanlar vardır ama bilgisi olmayanların yararına olabileceği bir video çekeceğimi düşünüyorum. Umarım faydalı olur. En azından karşılaşmış olduğum birkaç tecrübeyi de sizlere de aktarmış olurum. Şimdi biliyorsunuz, biliyorsunuz değil, bilmeyenler bilmiyordur, bilmiyorsunuz. HGS ve OGS gişelerinde iki tane taşıt tanıma sistemi var. Bunlardan bir tanesi RFID diye adlandırılan radyo frekansı ile tanımlama, bir diğeri de plaka tanıma sistemi. Ve bu iki eşleşmeden de sıkıntısız bir şekilde geçtiği zaman gişede yeşil ışık yanıyor. Bunlardan birisinden geçemezseniz eğer, örneğin plakanız okunmadı veya etiketiniz okunmadı, bu sefer de sarı ışık yanıyor ve uyarı mahiyetinde bir alarm ötüyor. Ama gün sonunda ikisinden de bir tanesi okunduğu için bunlar bilgisayar sisteminde, yani HGS'nin veya OGS'nin bilgisayar sisteminde eşleşiyor ve oradan geçildiğiniz anlaşılıp geçiş ücretiniz bakiyenizden düşürmüş oluyor. Önceden sistem daha kötüydü. OGS'den geçiyorsan OGS'den düşüyordu. HGS'den geçiyorsan HGS'den düşüyordu. Şimdi artık onlar da hemen hemen ortaklaşa çalışıyorlar. Atıyorum karıştırdınız. Sizde bir HGS etiketi var. OGS'den geçerseniz yine bu gün sonunda HGS hesabınızdan düşürmüş oluyor. Tabii yine de elektronik sistem. Bakiyenizi sürekli kontrol etmekte fayda var. Bas bas bağırıyor. Normalde bu çakarlı araçlara kafada lamba olmadığı için yol vermeyebilirsiniz. Böyle bir durum var. Geçenlerde çıktı galiba bu. İlla kafada o şey olması lazım. Yani arabanın üstünde bu dönen var ya, dönen. O ışık. Ondan olması lazım. O önde yanan ışık da galiba yeterli olmuyor. Mutlaka kafa yukarıda bir tane şey olması lazım. O yüzden, ama siz yine de verin. Ne olur ne olmaz, başınız ağrımasın yani. Öyle bir haber çıkmıştı, aklıma geldi sadece. Söyleyeyim dedim. Yalan haber. Belki de yalan haberdir canım yani. Sonuçta internet yalan haberle kaynıyor. Belki de ben yalan atıyorumdur. Değil mi? Olabilir. Şimdi arkadaşlar, motosikletinizi aldınız ve bayiden çıktınız. Mesela sıfır bir motosiklet aldınız, bayiden çıktınız ve dönüş yolunda mutlaka bir paralı yola girmek zorundasınız. Mesela başka bir yol yok. O bayide nasıl bir yerdeyse mübarek illa paralı yoldan gidecek. Mecburen paralı yola girmek zorundasınız. Tabi motosikleti yeni almış olduğunuz için HGS'niz veya OGS'niz yok. Ne yapacağınız? Hiç kafanızı dert etmeyeceksiniz. Godozlama gireceksiniz. Godozlama, biliyorsunuz. Godozlamanın anlamını geçenlerde yapmıştım. Herhangi bir paralı yola girdiniz, size kalkıp da oradaki en büyük ceza yazmıyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Hapse de atmıyorlar. Atıyorum Taksim'de de sallandırmıyorlar. O yüzden hiç sıkıntıyı yapmayın, dert etmeyin. Eğer paralı yola girmeniz gerekiyorsa paralı yola girin. Ama paralı yola girdiğinizde o parayı da sonradan ödeyeceğinizi bilin. Bilmezlik yapmayın. Tamam? Hani kimse görmedi, kimse etmedi falan demeyin. O kameralar görüyor, kaydediyor. Tamam? Ama 15 gün süreniz var. Tabii girerken ne HGS etiketi kartı var, ne OGS var, ne de plaka tanımlı. Haliyle gişelerde o ötüyor. Sarı ışık
eşliğinde siz kişilerden geçiyorsunuz. Sıkıntı yapmadığınız sürece ve 15 gün içerisinde bu borcu ödediğiniz sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Bu borcu nasıl ödeyebilirsiniz? 1. 15 gün içerisinde gidip plakanızı, ruhsatınız ve kimliğiniz halinde herhangi bir postaneden veya bir banka şubesinden. İlk başta postane dedim. Neden? Çünkü postane daha uygun. En azından bildiğim kadarıyla fiyatları söyleyeyim. Şu andaki 2021 fiyatı postanenin etiket olan 12,5 lira. Etiketten kastım hani şu arabaların şurasında yapışıyorlar ya, hemen dikizhanesinin altına yapıştırılan ufak etiket. O 12,5 lira. Kart olan da 25 lira. Kartın da şu özelliği var. Kartta 5 araça kadar, 5 araç plakasına kadar geçiş size sağlayabiliyor. Yani tek bir plakaya değil, 5 plakaya tanımlanabiliyor o kart. Kartı da cama yapıştırmıyorsunuz. Sadece o geçerken camın önüne koyabilirsiniz mesela. O da işinizi görebilir. Postaneyi tercih edebilirsiniz ama bankayı da tercih edebilirsiniz. Bankanın da şu güzelliği var. Fiyat bakımından postaneye göre daha pahalı. Örneğin mesela ben Garanti Bankası'nda çalışıyorum. Garanti Bankası'na girip baktığımda HGS'nin etiket fiyatı 50 liraydı. Kart fiyatı ise 100 liraydı. Yani PTT'de 12,5 ve 25 lirayken Garanti Bankası'nda 50 lira ve 100 liraydı. Bu bankadan bankaya değişebilir. Kimisinde belki 30'dur, kimisinde belki 60'dır. Yani bankanız hangisi ise oradan bakabilirsiniz. Bankanın şu güzelliği var. HGS veya OGS'niz olduğu zaman banka üzerinden atıyorum. Sürekli eğer para yolu kullanıyorsanız bir bankanıza etiketinize atıyorum 50 lira değil de veya işte 50 liranın altına düştüğü zaman HGS'de OGS'de her daim para kalsın gibi bir otomatik talimatı vererek işinize bakabiliyorsunuz. Bakın bahsettiğim RFID denilen radyo frekans ile tanımlama sistemi, şu kare gibi olan kutular var ya, onlar arkadaşlar. Bak aşağı doğru bu da bakıyor. Diğerleri zaten kamera. Birisi önden, birisi arkadan. Yani nasıl, nereden nasıl alacağınıza siz karar verin. O tamamen size kalmış olan bir şey. Ben postaneden aldım. Yani benim işim o geldi. Ben çünkü sürekli paralı yolu kullanmıyorum. Arada sırada bir yükleme yapıyorum. 100 lira falan gibi. Ve arada sırada geçtiğim için de zamanla ara sıra mobil uygulamam üzerinden bakiyemi kontrol edip ona göre yükleme yapıyorum. Bu işin birinci kısmı. 15 gün içerisinde eğer bunu yaparsanız herhangi bir paralı yoldan geçtikten sonra bakiyeniz o almış olduğunuz HGS'nizden veya OGS'nizden düşülecektir ve bunda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Diyelim ki 15 gün içerisinde HGS, OGS almaya da fırsat bulamadınız ama bunu ödemek istiyorsunuz. Nasıl ödeyebilirsiniz? Bunun da bir kolayı var. Bu da aynı şekilde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bir sitesi var arkadaşlar. Onun ufaktan bir videosunu buraya bulabilirsem koyarım veya kendim çekebilirsem buraya koyarım. Google'a geçiş ihlali sorgulama veya kaçak geçiş sorgulama yazdığınız anda bu sayfa karşınıza geliyor. Üst tarafa plakanızı giriyorsunuz. Alt tarafa 6 haneli bir kod var. Ona giriyorsunuz. En aşağıda da okudum anladım bölümü var. Onu işaretledikten sonra sorgulaya bastığınızda, sorgula mıydı bilmiyorum, bir kutucuk var. Ona tamamı bastığınızda plakanıza ait eğer herhangi bir yerden geçiş ihlali, kaçak geçiş ihlaliniz varsa o sayfada çıkıyor. Bunun da şu özelliği var. Atıyorum bugün geçtiniz, ertesi gün o sitede çıkmıyor. Aradan birkaç gün geçmesi lazım. Aklınızda bulunsun. Bu hemen orada gözükmez. Artık hani karayollarındaki genel müdürlükteki insanlar oradaki geçişleri bu siteye ne zaman yansıtırlarsa. Bazen ertesi gün oluyor. Bazen 10 gün sonra oluyor. Bir kere benim başıma geldi. Aradan 18 gün, 19 gün geçmiş. Ondan sonra siteye yansıdı. Ve ben haliyle o geçmiş olduğum ücretin mecbur 4 katını ödemek zorunda kaldım.
Çok nadir olsa da bu olabiliyor. Başınıza bu gelebiliyor. Aklınızda bulunsun. Sitede gözükmediği sürece oradan herhangi bir ödeme yapamazsınız zaten. Ama gözükürse de nereden, ne zaman kaçak geçiş yaptığınızı siz daha iyi biliyorsunuz. En azından oradan ödemenizi yapabilirsiniz. Yani HGS'niz, OGS'niz yok diye bunu kafanıza dert etmeyin. İsterse hiçbir şekilde HGS'niz, OGS'niz olmasın veya satın almayın. O siteyi kullanarak veya kurumun sayfasını kullanarak, o sitede sadece Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yolları değil, diğer özel yollar da bulunuyor. Onları da zaten sitede kurumundan öde gibi bir bölüm var. Oraya tıklayarak o özel olan firmanın sitesine yönlendiriliyorsunuz. Onu da oradan ödeyebiliyorsunuz. HGS, OGS olayı budur arkadaşlar. EDS var bir de. İşin şey kısmı. EDS de şu gördüğünüz gibi kameralar şu anda bize doğru bakıyor. Bize doğru bakıyor ama ambulans geliyor bir yandan. Motosikletlerin ön tarafında plaka bulunmadığı için haliyle herhangi bir kayıt alamıyorlar. O yüzden motosikletler EDS yolundan polislerin de verdiği izin sayesinde, yani müsaade sayesinde motosikletler buradan geçebiliyor. Ha, bu bugün geçebiliyor, yarın da geçebiliyor anlamına gelmez. Yarın öbürsü gün bir emir gelir atıyorum. Polislere derler ki EDS'den geçen tüm motosikletlere ceza yazın. İlk memur cezayı çıkartır. O da ayrı bir hala durum. Veya şöyle bir şey olabilir. Motosikletin ön tarafına da artık bundan sonra plaka konulacak denilebilir. Oraya da konulursa tabii haliyle EDS okuyacağı için kimse bu yollardan kolay kolay geçemez. İstanbul'un her yerinde bu EDS kameralarından mevcut. Birçoğu, yaklaşık hemen hemen %90'ı diyelim veya %95'i diyelim, benim geçtiğim bir yerlerdeki en azından şeye göre önden çekim yapıyor. Çok nadir arkadan çekim yapanlar var. Oraları da iyi analiz etmeniz lazım. Oralardan mutlaka geçmemeniz lazım. Hani geçerseniz kesin ceza yazarlar mı bilmiyorum. Ama o tamamen herhalde ceza bürosundaki polis memurunun herhalde inisiyatifine kalmış bir şey. Sonuçta oradan geçmek cezayı gerektiren bir durum. Ve plakanız okunuyorsa haliyle bu cezayı yiyebilirsiniz. O yüzden dikkat etmekte fayda var. EDS kameraları ne yöne bakıyorsa ona göre hareket edin. Bir de gişeler dışında, EDS dışında bunun gibi işte şey kurulmuş, iskele kurulmuş plaka tanımlama sistemi bulunmakta. Bu plaka tanımlama sisteminin de başka bir manası var. Bu tamamen motosikletle alakalı veya EDS, OGS, onların ne işi var lan orada? Paralı geçişlerle alakalı bir şey değil. Bu tamamen asayişle alakalı bir durum arkadaşlar. O plaka tanımlama sistemi sayesinde atıyorum çalıntı bir araba varsa, suçlu bir araba varsa eğer, bunları o plaka tanımlama sayesinde hangi kişiden, hangi zaman, hangi dakika geçtiğini o plaka tanımlama sistemi sayesinde bulabiliyorlar. Veya sahte plaka varsa, atıyorum aynı gün hemen hemen bir saat aralıklarla aynı plaka İstanbul'dan geçmiş, bir saat aralıkla Kars'tan geçmiş. Mesela Kars'taki bir paralı yoldan geçmiş. Kars'ta paralı yol var mı bilmiyorum ama bu ikisinden bir tanesinin sahte olduğu anlamına geliyor. O durumda da şoförlere iki aracı da durdurup polisler işlem yapabiliyorlar. Hatta bu plaka tanımlama sistemiyle alakalı ufak bir hikaye var. Benim yaşamış olduğum bir hikaye değil ama en azından Ali kardeşimin yaşamış olduğu bir hikaye var. Kendisi polistir. Geçenlerde de videosunda bahsi geçmişti. Ali bir gün trafik kazasına karışıyor ve bu trafik kazasında
bir ticari takside bulunmakta. Sarı takside bulunmakta. Neyse tutanakları tutuyorlar falan filan. Galiba Ali suçlu. Bir tanesi suçlu ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Tutanaklar tutuluyor. Aradan zaman geçiyor. Daha sonradan Ali'nin evine kağıt geliyor. Avukattan. Bir avukattan kağıt geliyor. Diyor ki böyle böyle. Geçenlerde siz böyle bir taksi plakasıyla işte kazaya karışmışsınız. Bir plaka sizin yüzünüzden atıyorum günlük cirosu 1500, 3000 liraysa mesela 3000 TL ise 2 gün çalışamamış sizin kazanızdan dolayı ve 6000 lira haliyle cirosundan şey var kazanamadığı için bunu size yansıtmak istiyor plakanın sahibi diye bir yazı. Bunu Ali'den talep ediyorlar. Ulan hadi yapıyorsun da en azından polis adama yapma. Ali de haliyle işi biliyor birazcık. Birazcık demeyelim de işi biliyor diyelim. Kazayı hangi gün yaptınız? Atıyorum ayın 5'inde. Hangi günler yattı bu araç? 5 ile 7'si arasında yattı bu araç. Trafikte çalışamadı. Bunun parasını plaka sahibine vereceksiniz diye avukat bir yazı getiriyor. Dediğim gibi yapacaksan da bari polise yapma. Tabi Ali de haliyle gidiyor plaka tanımlama sisteminden aracın plakasıyla sorgulama yaptırıyor. 5'i ile 7'si arasında çalışmıyor gösterilen araç meğersem vızır vızır çalışmış. Birçok gişeden geçmiş. Ali de haliyle hem avukata hem de plaka sahibine sen böyle yaparsan diyor. Bu yaptığın sahtecilikle diyor. Ben de sana neler yaparım. Bir korkutmacayla iş çözüyorlar ve iş tatlıya bağlanıyor. Haliyle parayı da Ali'den alamıyor. Yani böyle bir durum var. Başınıza gelirse en azından bir polis tanıdığınızdan yardım isteyebilirsiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.